sonra bu kez kırmızı halıda başta maviler içindeki Meryem Uzerli olmak üzere Annemin Yarası filminin oyuncuları beliriyor ve Berlin'deki gala alanı renkli görüntülere sahne oluyordu. Hoş geldiniz efendim. İyi akşamlar. Almanya'nın ayazında üşüyen ve bir ara üzerine siyah kalın bir palto alan Meryem Uzerli daha sonra paltosunu çıkararak babası Hüseyin Bey ile birlikte belki de ilk kez kameralara poz veriyor. Sonrasında yine paltosunu giyerek diğer rol arkadaşlarıyla birlikte İstanbul'dan gelen basın mensuplarının sorularını yanıtlıyordu. Evet, Berlin'deyiz. Berlin galası. Neler hissediyorsunuz? Bir kere ev sahibi Meryem Hanım. Evet, o yüzden Meryem sen başla. Neden ben ev sahibiyim? Ben daha Berlin'e indik şimdi görüyorum Berlin. Yani ben İstanbul'da da yaşıyorum. O yüzden yani ev sahibi gibi hissetmiyorum kendimi. Ama çok tabii ki güzel bir şey yani burada olmak Berlin'de. Yani heyecanlıyız. Buradaki seyirciler bizim yaptığımız değer filmi nasıl hissedecekler? Bakacağız. İnşallah beğenirler. Berlin, evet, şimdi burada çok Türk vatandaşımız yaşıyor. O yüzden de burada filmi onlarla beraber seyrediyor olmak ayrıca bir heyecan veriyor. İstanbul galasından sonra Berlin'de de gala yapıyoruz. Umarım filmi beğenirler ve bizimle bu heyecanımızı paylaşırlar Berlin'de. Kulağımıza gelen dedikodulara göre Meryem Uzerli rol arkadaşlarına pek de iyi ev sahipliği yapmamış. Soralım bakalım bu dedikoduların aslı astarı var mıymış? Rehberlik yapmamışsınız. Aynen. Gezdirmemişsiniz. Yani şimdi şöyle bir şey var. Sen gene bir problem arıyorsun anladığım kadarıyla, değil mi? Her şey Alman usulü. Yok, şöyle bir şey var. Biz indik, hazırlandık. Bu kırmızı hale geldik ama yarın biraz gezeceğiz. Öyle mi? Tabii. Gezme olacak yani. Evet, ama bugün vaktimiz 15 dakika yok. Falan. Yok, daha uzun. Biraz önce babasına kızını sorduk. Şimdi de kızına babasını soruyor ve Berlin'e veda ediyoruz. Evet, babam evet yani çok çok heyecanlıyım. O filmi nasıl bulacak diye çok merak ediyorum. Evet, o da burada, annem de burada, arkadaşlarım da burada. Çok mutluyum şu anda. Yani benim babam için böyle, yani babam benim üzerime böyle hisset. Değilse çok mutluyum tabii ki. Yani benimle gurur duysa bir çocuk da mutlu olur tabii ki. Çocukken dedi sanatçı ruhu vardı onda dedi. Şarkılar söylerdi bize dedi. Tiyatroyu da yapardı. Bayağı reportaj yaptınız. Allah Allah. Zaten her şeyi söylemiş baba. Vallahi Fata, yani. Fata. Tane Fata.